Değerli basın mensupları, hayırlı günler diliyorum. CHP'nin seçim kampanyası ile ilgili bugün basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma zarureti doğdu. Biz kampanya ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadık. Bugün basında, özellikle internet haber sitelerinde çıkan haberler, orada CHP'ye atfedilen sloganlar, afişler, bunlar CHP'ye ait değil, kampanyamıza ait değil. Sanıyorum haberi yapan arkadaşımız bir gazeteci refleksiyle bunları yayınlanmış ama teyit edilmiş değil. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyası yakında başlıyor. O haberde doğru olan şey, 11 Nisan'da Kartal'da bir miting yapıyoruz ve bu mitingle kampanyayı başlatıyoruz. Kampanyanın görselleri, afişleri, billboardlar daha sonra ortaya çıkacak. Seçim bildirgemizde 19 Nisan'da Ankara'da açıklanacak. Bunlarla ilgili yapılan spekülasyonların CHP ile tanıtma başkanlığıyla bir ilgisi olmadığını açıklamak isterim. Zamanı geldiğinde kampanyamızla ilgili ilgili arkadaşlarımızla basın toplantısı yaparak basınımızı bilgilendireceğiz. O nedenle bizim dışımızdan çıkan haberlere itibar edilmemesini istiyorum. İYİ Parti'nin ana sloganına bizimle paylaşacak durumda değilim. Ama bunlar hem 11 Nisan'da yapılacak İstanbul'daki mitingde hem de 19 Nisan'da yapılacak Ankara'daki bildirge açıklama toplantısında bütün malzemeleri, sloganları, müziği hepsi açıklanacak. Ama şu anda benim açıklamam mümkün değil. Efendim, malum ön seçim yapıldı, merkez yoklamaları hemen hemen tamamlanmak üzere. Bir de kontenjan söz konusu, 109 yeri için. Sizin de adınız geçiyor İstanbul'da. Kontenjan uygulaması ile ilgili genel başkan takdirinde ama sizin de bizimle paylaşabildiğiniz bir nokta var mıdır? Şu an çalışmalar tamamlandı mı? Parti meclisi sanırım 6'sında toplanacak. Şöyle ifade edeyim, biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi çok geniş bir şekilde eğilim yoklaması ve ön seçim yaptı. Türkiye'de bunu yapan tek parti, adaylarımızın büyük çoğunluğu bu yöntemle, ön seçimle tespit edilmiş oldu. Bazıları bu sayının, yani ön seçim yapılan yerlerin az olduğunu falan söylüyor ama bunu söyleyenler hiçbir yerde ön seçim yapmayanlar olunca gerçekten gülümsüyoruz. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde bir önceki seçimde %10'dan az alınan yerlerde ön seçimde eğilim yoklanması yapma zorunluluğu yok. Eğer onlara da çıkarırsanız Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının görünenden çok daha fazlasını ön seçim ve eğilim yoklaması ile tespit ettiğini görürsünüz. Evet, 30 civarında kontenjan kullanılıyor. Bir siyasi parti için bu normal bir şey. Biz iktidar isteyen, iktidara yürüyen bir partiyiz. Dolayısıyla ülkeyi yöneteceğiz. Ülkeyi yönetirken de değişik alanlarda uzmanlığı olan insanlar parti kadrosunda yer alması gerekiyor. Ve bu insanların kontenjanla genel başkanın takdiriyle tespit edilmesinden normal bir şey yoktur. Bütün dünyada da böyledir. Ama kimin hangi yerde kontenjan kullanılacağı Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili de çalışmalar yapıyor. Bu konuda vereceğim bir bilgi yok. Sizin bir il tercihiniz var mı? İstanbul mudur? Sayın Genel Başkanımız değişik görüşmelerle, istişarelerle buna karar verecek. Dolayısıyla bu konuda da açıklayacağım bir şey. Efendim, seçim beyannamesiyle ilgili daha çok ekonomik ağırlıklı bir beyanname olacağı söylentisi vardır. Paylaşacağınız detay ya da bir çerçeve var. Şöyle ifade edeyim. Bildiğiniz gibi seçim bildirgesi bir partinin aynı zamanda hükümet programıdır. Dolayısıyla bildirge Türkiye'nin yanlış yönetilen taraflarını yazacağı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl yöneteceğini de anlatıyor. Dolayısıyla geniş bildirgede
her alanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşleri var. Demokrasiden hukuk devletine, ekonomiden eğitime, her alanda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi nasıl yönetecek bunu anlatıyor. Ama seçim kampanyası boyunca Sayın Genel Başkanımızın daha evvel açıklamış olduğu gibi ekonomi ile ilgili konular öne çıkacak. Mutfak öne çıkacak. Halkın gündelik sorunları, sıkıntıları öne çıkacak. Zaten bütün araştırmalarda her ne kadar medyada her gün farklı konular konuşuluyor olsa da vatandaşın gündemi ekonomidir, geçim sıkıntısıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyasında öne çıkaracağı konular ekonomiyle ilgili konular olacaktır. Efendim, Kartal mitingi genel başkanın seçim mitinglerine başlayacağı nokta mı olacak? Evet, Kartal mitingi kampanyamızın başlama mitingidir. Peki yurt dışı programı belli oldu mu? Frankfurt'ta 26. Hayır, program yapılıyor. Yurt dışı ve yurt içindeki ziyaretler ve mitinglerle ilgili program da yapılıyor. Son şeklinde verilecek. Önümüzdeki günlerde bu program basınla paylaşılacak. Yurt dışında miting olacak ama. Toplantılar olacak değişik yerlerde, mitingler de olacak. Teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ederim hocam. Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu'na Çağdaş Uçular Derneği üyeleriyle ilgili yurtsever nitelemesinde bulunulması üzerinden bazı eleştiriler yöneltildi. Biliyorsunuz DHKPC terörlüklere bazı ilişkileri olduğu konuda bilinmiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu eleştirileri? İkincisi İstanbul'da... Neyi nasıl değerlendiriyorum? Çağdaş Uçular Derneği'yle ilgili Kılıçdaroğlu'nun daha öncesinde yurtsever nitelemesinde bulunmasından dolayı, ifadesi kullanmasından dolayı eleştiriler yöneltildi Sayın Genel Başkan'a. Ülke basında da medya organlarında da yer aldı. İkinci olarak İstanbul Başsavcılığı'nın yapmış olduğu yazılı açıklamada DHKPC'nin İstanbul Adliyesi'ndeki terör eylemi sırasında Sayın Sezgin Tanrı Kurulu'nun arandığı, telefonun arandığı ve kendisinin gireceğim demesine rağmen gelmediği ve telefonlarına da bakmadığı belirtildi. Bu yazılı açıklamada altı çizilen noktalardan biriydi. Bunun üzerine de eleştiriler yöneltildi. Sayın Tanrı Kurulu bu konuda açıklama yaptı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisiyim. Dolayısıyla bu konuda bir yardım, talep gelse, hükümetten gelirse değerlendiririm dedi. Bakın arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımız daha evvel ne dedi, nasıl dedi? Onlar kendisine sorulur, cevap verir. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir partidir, görüşleri nelerdir? Bunları herkes biliyor. Dolayısıyla bir ölüm üzerine, bir terör eylemi, bir savcının şehit edilmesi üzerinden siyasetin kotarılmasının ahlaksızlık olduğunu Sayın Genel Başkanımız ifade etti. Bakın kimseyi suçlamıyoruz. Bunlar komplodur demiyoruz. Birisi bu düğmeye bastı da bütün bu olaylar başladı demiyoruz. Ama sonuçlarına bakıyoruz. Hükümet kanadı bu olayı, bu gerçekten elim, gerçekten hepimizi sarsan, rahatsız eden bir cumhuriyet savcısının makamında rehin alınması ve öldürülmesi, başarısız bir operasyon, bütün bunlar bütün milleti rahatsız etmiştir. Daha cenaze gününde, cenaze orada dururken bunun siyasete malzeme yapılmasının gerçekten siyasi etikle, ahlakla ilgisi olmadığını söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle, DHKPC ile, şuyla buyla ilintilendirmek gerçekten komiktir. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir partidir, neler yapıyor, görüşü, programı, düşünceleri, her şey ortadadır. Açık, net bir şekilde konuşuyor. Biz seçim güvenliğinden yanayız. Sağlıklı bir şekilde seçim yapmak istiyoruz. Bu konular değil, halkın gerçek gündemi üzerinde seçim yapmak istiyoruz. Ama iktidar partisi anketlerde yavaş yavaş erimeye başladıktan sonra seçimi yine toplumu kutuplaştırma üzerinden kurmak istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bu operasyonlar izin vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, bu olaydan önce gündemde gerçekten seçim konuşuluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın emeklilerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar, hükümetin bunlara vermiş olduğu cevaplar konuşuluyordu. Seçimler böyle konular üzerinde olması gerekiyor. Ama bu konuşmalar, seçimin bu şekilde seyretmesi, hükümetin aleyhine olduğu için bir anda ortaya çıkan böylesine vahim olayları da kullanarak gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye buna izin vermeyecek. Terör meselesi herkesin meselesidir.
terörden rahatsız olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamaz. Terör ve terörist senin, benim, seninle ilgisi var şeklinde siyasetin yapılması ayıptır, günahtır, siyasi etikle ilgili değildir. Dolayısıyla bu çabalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Türkiye çok sıcak bir bölgede, komşularımızda insanların birbirlerini boğazladığı, iç savaştan yaşadığı bir yerde bugün bir seçim yapıyoruz. Dolayısıyla herkesin dikkatli olması gerekiyor. Ama şunu söylemek de hepimizin boynunun borcudur. Elbette terörü kınıyoruz ama Sayın Raquel Dink'in, Hrant Dink'in cenazesinde söylediği bir bebekten katil çıkaran bu mekanizmayı, bu karanlığı sorgulamadan da bir yere gidemeyiz lafı da ortada duruyor. Büyük bir laftır. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi herkes de bunu da sorgulamaktadır. Bunu sorgulamak teröre ya da bir başka şeyi olumlamak anlamına gelmez. Ülkenin sorunlarına ciddi bir şekilde bakmak anlamına geliyor. Bir daha ifade etmek istiyorum. Seçim bir şekilde sabote edilmeye çalışılıyor, çalışılacak. Seçim güvenliğiyle ilgili ciddi endişeler var bu ülkede. Bu güvenliği sağlamak hükümetin görevidir. Bizzat hükümet tarafından seçimin sabote edilmesi asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi buna izin vermeyecek. Teşekkür ederim arkadaşlar.